Rinoplasti ile ilgilendiğiniz için biliyorum ki pek çok rinoplasti videosu, rinoplasti ile bilgilendirme vesaire bu tip yazıları okuyorsunuz, tartışıyorsunuz aranızda. Biz de bugün sizin adınıza bir takım soruları soralım ve bunları da cevaplandıralım istedik. Dış sesimiz bile var. İlk sorumla başlamak istiyorum. Operasyonun süresi nedir? Cerrahinin süresi hastadan hastaya değişmekle birlikte, her burun aynı yapıda değil elbette, ortalama 2-2,5 saat, elden ele de değişmekle birlikte 2-2,5 saat sürmekte. Ama bu dediğim gibi ortalama bir süredir. Hocam gözüme çarptı. Sonuçta bu bir ameliyat ama nerede yapıldığını soranlar olmuş. Cerrahi genel anestezi altında, rinoplasti cerrahisi genel anestezi altında yapılıyor ve mecburen ameliyathanede yapmak zorundayız, evet. Peki hocam siz hangi tekniği tercih ediyorsunuz? KBB yaklaşımı olarak burnun sadece kozmetik görünüşüyle değil, fonksiyonuyla da ilgileniyoruz. Dolayısıyla iyi görünen bir burun aynı zamanda, hatta her şeyden önce iyi nefes almalı. Biz hem burnun iç hem de dış yapısına daha iyi müdahale edebilmek amacıyla açık rinoplasti tekniği kullanıyorum. Az önceki sorumda cevap verdiniz ama altını çizmek adına soruyorum. Hangi anestezi türünü kullanıyoruz? Tamamen uyuyacaksınız. Genel anestezi olacak. Hatta ameliyathaneye giriş ve çıkışta hiçbir şey hissetmeyeceğinizi bile söyleyebilirim. Ameliyat sonrası ile ilgili çok soru geliyordur size. Ameliyattan ne kadar süre sonra kendimize geliriz? Ameliyat sonrası ağrı, sızı, tampon diyorlar 3 gün, 5 gün. Nedir hocam bunun etkisi? Erken dönem ameliyat sonrasını anlatacak olursak, ameliyathaneden burnunuzun sırtında bir alçı, içinde silikon tampon, açık rinoplasti tekniği kullandığımız için de ön tarafta 3-4 tane dikişinizle çıkacaksınız ameliyathaneden. İlk başta şişlik ve morluklarımız elbette yok ama bu şişlik ve morluklar 24-48 saat içinde artacak. Olabildiğince minimal olsun diye bir gece sizi yatırıyoruz ve gece boyu soğuk uygulamalar yapıyoruz. Ameliyatın ilk 24 saati içinde zaten bizim kontrolümüz altındasınız. Dolayısıyla serum, ağrı kesici, hemşire hanımların yakın bakımı, ağrıyı size olabildiğince hissettirmemeye çalışıyoruz. Hastaneden çıktıktan sonra da evde uygulayacağınız bir takım reçeteler var. Bunları size veriyoruz. Bu cerrahi ağrılı, sızılı, sizi böyle çok bezdirecek, çok zahmete sokacak bir cerrahi değil. Diye kabul edilmeyen bir cerrahi. Ameliyat sonrası istirahat ne kadar olmalı hocam? İlk 3 gün burnunuzda silikon tamponlarınız olacak. Bu süre içinde olabildiğince sizi istirahat ettirmek istiyoruz. Ev içindeki aktivitelerinizi yapabilirsiniz. Hatta masa başı, bilgisayar işi olan hastalarımız cerrahinin hemen ertesi günü oturup işlerine güçlerine dönebiliyorlar. Fiziksel aktiviteyi biraz kısıtlamak istiyoruz o ilk 3 gün içinde özellikle. Çünkü vücudunuz iyileşme potansiyelini o fiziksel aktivite için değil de yaraların iyileşmesi için kullansın istiyoruz. 3. günden sonra özellikle tamponunuz çıktıktan sonra normal hayata yakın bir aktiviteye kavuşabilirsiniz. Peki hocam ameliyat sonrasında ilk kontrolümüzü ne zaman gerçekleştiriyoruz? Cerrahi sonrası ilk kontrolümüz tamponlarınızı almak için ki genellikle bunu iple çekiyorsunuz zaten. 3. ya da 4. günde hasta durumuna göre sizi hastaneye çağırıyoruz ve tamponlarınızı alıyoruz. Daha alçınız çıkmadan, henüz morluk ve şişlikler iyileşmeden nefes almaya başlıyorsunuz. Bu da sizi dediğim gibi normal hayata yaklaştırıyor. Şimdi hocam ameliyat sonrası kullanılan belli başlı ilaçlar var. Kremler var, ondan sonra spreyler vesaire var. Bunları ne zaman kullanmaya başlamak gerekiyor? Cerrahiden hemen sonra tampon, alçı ya da geçirdiğiniz müdahale size herhangi bir enfeksiyon şeklinde geri dönmesin diye koruyacağı amaçlı antibiyotik ve ağrı kesiciler veriyoruz. Morluk ve şişliklerinizin iyileşmesi ve hızla toparlayabilmesi için bir takım lokal tedavilerimiz var. Burun yıkayıcı solüsyonlar kullanıyoruz. Tampon burnunuzdayken bile rahat nefes alabilmeniz için bütün bunlar sizi hızla iyileştirmeye götürüyor. Peki hocam ameliyattan ne kadar süre sonra banyo yapabiliriz? Aslında boyundan aşağı ameliyatın ikinci günü bile yıkanabilirsiniz. Pansumanınızı hiç ıslatmadan bunu yapabilirsiniz. Ama pansuman bölgesini özellikle ıslatmamanızı istiyoruz. Erkek ya da kadın hastalarda fark etmez. Kuaför usulü başınızı geriye atarak saçınızı yıkamanız da mümkün. Bu konuda böyle çok keskin sınırlarımız yok. Sadece yüz bölgesini, pansumanınızı ıslatmayın yeterli. Hocam şimdi benim de muzdarip olduğum bir konu. Çünkü ben de yakın zamanda bir ameliyat oldum. Bilgisayar başında çalışıyorum sürekli. Gözlerim de çok yoruluyor. Ama ameliyat olduğum için de gözlüğü takmaya çekiniyorum. Ameliyattan ne kadar zaman sonra gözlük kullanmaya başlayabiliriz hocam? Çok yakında bir rinoplasti ameliyatı uyguladığım bir hastam alçılıyken gözlük takabilir miyim diye sordu. Alçılıyken burnunuzun üstüne otursalar fark etmezsiniz. Dolayısıyla gözlük takabilirsiniz tabii ki alçılıyken. Ancak cerrahi sonrası alçınız çıktıktan sonra mevcut ödem bölgesi gözlük baskısıyla çökün
çöküntülü hale gelmesin diye bir 3 ay boyunca gözlük kullanmamanızı isteriz. Sürekli gözlük kullanmak zorunda hastalarımız için lens öneriyoruz. Yakın gözlüğü vesaire kullanıyorsanız baskı oluşturmayacak şekilde biraz havada tutarak gözlüğü kullanabilirsiniz. Peki hocam, ameliyat kışın mı yoksa yazın mı yapılmalı? Teknik olarak güneş ışığına maruz kalmayacağımız dönemler tercih edilebilir. Direkt güneş ışığı, direkt sıcak hava. Havadan ziyade ışınların direkt gelişi bizim için önemli. Çünkü bunlar yara iyileşmesi boyunca morluk ve şişliklerin iyileşmesi süresince yüzde lekeler oluşmasına sebep olabilir. Ama tabii bir takım önlemlerle biz bu handikapı da yenebiliyoruz elbette. Özellikle yaz aylarında ameliyat ettiğimiz hastalarda şişlik ve morluk süresince dışarı çıkarken yüksek faktörlü kullanabileceğimiz güneş kremleri, şapkalar, işte güneşi engelleyecek her türlü önlemle yaz aylarında da cerrahiniz yapılabilir. Kesinlikle yazın yapılmaz diye bir kaydımız yok. Çünkü bizim zaten yurt dışı gelen hastalarımız özellikle yaz aylarını tercih ediyorlar. Önlemlerle onların da cerrahisini yapabiliyoruz. Hocam, açık teknik kullanıyoruz dedik. Haliyle operasyon sonrası dikişler de oluyor. Peki bu dikiş izleri ne kadar kalıyor veya dikiş izi kalıyor mu? Tamponumuzu 3. gün, alçı ve dikişlerimizi 1. hafta alıyoruz. 1. haftadan sonra yine dikiş bölgesini biraz daha hızlı iyileştirmek amacıyla önereceğimiz bir takım silikon kremler de olabilir. Bunlar da herhangi bir iz kalmaması adına kullanılabilecek şeyler. Ama dikiş burnun alt kısmında ve genelde gölgeli yerde olduğu için rinoplasti hastalarımızda hemen hemen dikişle ilgili herhangi bir iz sıkıntısını yaşamıyoruz. Ameliyat sonrası toplu ulaşım, otomotiv vesaire kullanılabiliyor ama uçakta türbülans diye bir şey var. İşte bunun da çeşitli etkileri oluyor. Ameliyattan ne kadar süre sonra uçağa binebiliriz? Cerrahiden sonra tamponlarımızı aldık, alçımızı çıkardık, dikişlerimizi kontrol ettik, burun içini kontrol ettik. 1. hafta 10. günde güvenli bir uçak yolculuğu yapabilirsiniz. Peki hocam, ameliyat sonrası sigara kullanımı ne zaman olmalı? İyi bir soru. Şimdi sigara yara iyileşmesini inanılmaz geciktiren ve çok kötü etkileyen bir alışkanlık, bir bağımlılık. Cerrahi sonrası biz genellikle özellikle dikişler alınana kadar sigara içilmesini olabildiğince yasaklamak istiyoruz. 1-2 tane hastamızda bizim önerilerimize rağmen sigara içtikleri için dikişlerin attığı, dikişlerin tutmadığı ve bir daha cerrahiye sokmak zorunda kaldığımız, özellikle o dikiş bölgesindeki problem yüzünden cerrahiye sokmak zorunda kaldığımız durumlar yaşadık. Dolayısıyla yara iyileşmesi tamamlanana kadar, dokular iyice birbirine kaynayana kadar, yara iyileşmesi bölgesindeki oksijenasyonun da iyi olması adına sigaraya pek evet diyemiyoruz. Yara iyileşmesinin daha iyi olması adına sigarayı yasaklıyoruz. Şöyle de ilginç bir soru. Ameliyat sonrası hamam ve saunaya ne zaman girebilir? Hamam ve sauna ile ilgili konuşacak olursak, yara iyileşmesinin tamamlanması, ödemlerin geçmesi, burun şeklinin neredeyse oturmasını beklemek uygun olur ki tekrar şişlikler, morluklar vesaire, cilt altı herhangi bir damar genişlemesi problemleri yaşamayalım. Bir 6 ayı doldurmamız iyi olur. Hocam, ameliyat sonrası çok fazla efor sarf etmemek gerekiyor. Şimdi spor da çok efor gerektiren bir şey. Spora ne zaman başlamalıyız? Biz de zaten vücudun iyileşme kapasitesini burun için kullanmasını istiyoruz bir dönem. Dolayısıyla ilk 1 ay içinde, 1 ayı doldurduktan sonra kardiyo çalışmalarına başlayabilirsiniz. İşte hızlı tempolu yürüyüşler olabilir, koşu bandı olabilir, efendim kürek vesaire gibi kardiyo çalışmaları başlanabilir. Ama ağır efor sarf edeceğiniz fitness, ağırlık ve bu tip aktiviteleri 3 ay doldurmadan çok yapılmamasını öneririz. Burun estetiği adı üstünde estetik amaçlı da tercih edilen bir ameliyat. Burnun son şeklini alması ne kadar zaman alıyor? Cilt yapısıyla çok alakalı bir şey bu. İnce ciltlilerde çok daha erken giderken ödememiz, kalın ciltli hastalarda daha uzun süre alacaktır. Dolayısıyla ince ve orta ciltlerde 6 ay, kalın ciltlerde neredeyse 1 yılı bulan bir iyileşme durumumuz, şeklin oturması, ödemlerin geçmesi gibi bir iyileşme sürecimiz var. Hocam, ameliyattan sonra uyurken hangi pozisyonlarda yatmak gerekiyor? Misal ben çok deli yatarım. Bir tek yüzüstü uyumayın yeterli. Zaten burun cerrahisi geçirdiğiniz için bünyeniz buna çok izin vermeyecektir. Bir şekilde gece yatarken döner miyim, burnumun üstüne yatar mıyım, şekli bozar mıyım gibi endişeleriniz de olabiliyor. Emin olun bünye kendini koruyor bu konularda. Hafif döndüğünüzde ya da buruna bir baskı uyguladığınızda siz farkında olmadan pozisyon değiştiriyorsunuz. Burun estetiği ameliyatını kaç yaşından sonra olabiliriz hocam? Kadın hastalarımızda 16 yaşı, erkek hastalarımızda 17'yi doldurmayı bekleriz. Burun yapısı hem iç hem dış yapı itibariyle yüzün orta hattında yer alan ve dinamik bir yapı gelişmesini tamamlayana kadar, dolayısıyla ergenlik döneminin sonuna doğru dediğim gibi kadınlarda 16, erkeklerde 17 yaşı doldurmak gerekir. Hocam, çok teşekkür ediyoruz. En gereksiz sorularımızı bile cevaplandırdınız.
Rinoplasti ile ilgili bizim sormayı unuttuğumuz ama sizin aklınızda olan her soruyu lütfen geri dönün ve bize sorun. Elimizden geldiğince cevaplayacağız.